Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu neden Kanada'ya taşındığımdan bahsedeceğim ve ailemin yanına taşımak yerine neden Vancouver'ı tercih ettim. Her zamanki gibi bayağı konuşacağım için bence çayınızı alın, ben çay içiyorum ve konuya geçelim. Bilmeyenler için ben İngiltere'de doğmuştum. 2 yaşımdayken ailem Türkiye'ye geri döndü. 8 yaşıma kadar orada yaşadım. Ondan sonra Toronto, Kanada'ya taşındık. Lisedeyken Kentucky'ye taşındım. Ondan sonra üniversite için Kanada'ya geri döndüm. Ottawa'da okula gittim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Houston, Texas'a taşındım. 4 sene sonra San Diego, California'ya geçtim. Ondan sonra orada 5 sene yaşadıktan sonra Vancouver, Kanada'ya geldim. Şu anda Vancouver'da köpeğim Duplo'ya yaşıyorum. Oh, ben de seni çok seviyorum, evet. Uzun hikayenin kısası, Kanada'da büyüdüm çoğunlukla. Bir ara Amerika'da yaşadım ailemle. Ondan sonra üniversite için Kanada'ya geri döndüm. Ve üniversitedeyken eşimle tanışmıştım. Erkek arkadaşımdı o zamanlarda. Ve ikimiz Houston'a taşınmaya karar verdik. Çok iyi bir iş imkanı vardı onun için. Ve bu kısa bir süre için olacaktı. Biz düşünüyorduk belki bir iki sene. Ama 10 sene Amerika'da yaşadık. 10 sene içinde tabii ki nişanlandık, evlendik ve boşandık. Ama ikimiz de Amerikan vatandaşı değildik. Kanadalı vatandaşıyız. Ve bizim çalıştığımız iş vizesi TN vize diye geçiyor. Ve bu Amerikalı, Kanadalı ve Meksikalı vatandaşlar için bulunan bir iş vizesi. Biz de ikimiz de farklı olarak bu vizeleri kullanıyorduk orada yaşamak için. Ve dediğim gibi kısa bir süre için orada olacaktık. Ama imkanlar oldu ve kariyerlerimizi orada geliştirmek istedik ve zaten arkadaşlarımızı edinmiştik ve böyle yaşam tarzımızı falan her şey böyle yerine oturmuştu. Ondan sonra tabii COVID oldu ve ben işimi kaybettim. İşimi kaybettiğim için de vizemi kaybettim. Normalde sanırım 60 gününüz var ülkenize geri dönmek için bu vize bittiğinde, işten ayrıldığınızda. Ama eşim hala kendi işinde çalışmaya devam ediyordu. Onun dependent olarak ülkede kalabilirdim. Ama boşanmak muhabbeti zaten başlamıştı aramızda. Ona bağımlı olmak istemedim. Özellikle hayatımızda böyle bir gelişme olduğunda ona vize için bağımlı olmak istemedim. Zaten bu olay olmaya başlamadan önce, COVID olmadan önce ve boşanma muhabbeti açılmadan önce zaten düşünüyorduk bizim belki Kanada'ya geri dönmemiz zamanı geldi. Ve geleceğimizi biraz daha düşündüğümüz için geri dönelim dedik. Ve geri döndük. Vancouver'a taşınma nedenimiz, benim ailem, babam ve kardeşim Toronto'da yaşıyor, ülkenin diğer tarafında. Ama oradaki kışlar, inanılmaz kışlar ve 10 sene boyunca daha sıcak iklimde yaşamaya alıştığımız için göze alamadık o kışları göze alamadık açıkçası. İkincisi, Vancouver'a daha önceden geldiğimde gerçekten burayı çok beğenmiştim. Çok çok güzel bir şehir. Kışları kar pek yağmıyor ama yağmur yağıyor ve çok grey oluyor bugün. Çok şükür güneşli bir gün ve ben mutluyum. Ama kar yağmıyor şehirde. 30 dakika uzaklıkta dağlar var. Ve ben snowboarding yapmayı çok seviyorum. Eski eşim de yapmayı çok seviyor. Ve yakın olması çok güzel. İkincisi ya da üçüncüsü Whistler dağısı da buraya çok yakın. Ve snowboard yapmayı sevdiğimiz için onun bizden 1,5 saat uzaklıkta olması harika. Benim gibi sportif bir hayatınız varsa, dışarıda olmayı seviyorsanız, outdoor activity denilen şeyleri yapmayı seviyorsanız çok daha uygun bir şehir. Hayat tarzı olarak Vancouver benim için biraz daha uygundu. Belki ailemin yanına taşınmak biraz daha kolay olurdu ama beni tanıdıysanız az çok kolayı seçmiyorum ben. Onun yerine beni daha ne mutlu edecekse onu seçiyorum. Geçen hafta tatile çıktım ve vloglayacaktım. Unuttum. Bu videonun sonunda birkaç
klip gösteririm size. Ya da Instagram'dan veya TikTok'tan takip ediyorsanız biraz daha fazla görürsünüz orada. Amerika'da en özlediğim şeylerden biri sanırım Target'a gitmek. Çünkü bir şey almaya gidiyorsunuz ve ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz, yani olduğunu bilmediğiniz bile ürünler karşınıza çıkıyor. Mesela bu nail polish remover pads aldım. Yarın değil, ondan sonraki gün tatile çıkıyorum. Ve yanımda getirmek istiyorum bu rengi. Çünkü dün pedikür yaptırdım. Berbat oldu. Bugün geri gittim düzeltsinler diye. Yine bozuldu. O yüzden dedim ki ben kendi tırnaklarımı kendi boyayacağım artık. Bu da eğer çıkmaya başlarsa yanımda getireceğim. Şöyle tek tek. Genelde böyle bir şey almıyorum. Ama seyahat için iyi olacağını düşünüyorum. Ve burada markete gittiğinde şarap alabiliyorsun. Kanada'da böyle değil. Farklı bir dükkana gitmek gerekiyor alkol almak için. O yüzden burada işte market alışverişini yaptığında biranı ve şarabını alıyorsun. Kanada'da yok böyle bir şey. Sevdiğim ve özlediğim şeylerden biri bu. Ve şunu kullanmaya çok sabırsızım. Rose Bloom kokulu bir kuru şampuan ve gül kokusunu çok seviyorum. O yüzden çok heyecanlıyım bunun için. Bu arada bana yazdığınız çok çok güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Gerçekten beraber büyüdük. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.